değerli izleyicilerimiz, fuarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün İstanbul Fuar Merkezi'ndeyiz ve 2023 Tavukçuluk ve Teknolojileri Fuarı'ndayız. Fuar katılımcılarımızdan Doğa firmasına da konuk olduk ve yanımızda firma kurucularımızdan Cengiz Han Bey bulunuyor. Bakalım bizlere hem sektörle alakalı hem de markasıyla alakalı neler aktaracak, şimdi kendilerinden dinleyeceğiz. Merhabalar Cengiz Han Bey, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı fuarlar diliyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun. İlk fuar deneyiminiz, biraz fuarı değerlendirmenizi isteyeceğim. Bugün ilk günü, ilk saatleri diyebiliriz. Tabii, aslında Doğa Nutrition olarak ilk fuar deneyimi. Ben 1995 yılından beri yapılan bütün VIB fuarlarına katıldım. Daha önce Tarım Bakanlığı'nda Tavukçuluk Araştırması Müdürü olduğum dönemde stand açtık ama özel sektör olarak hep devlet memuru olarak katılmıştım. İlk defa özel sektör olarak katılıyorum fuara. Evet. Doğa 2020 kuruluşlu bir firma değil mi? Evet. Evet. Doğa 2020-21 yılında kurduk. Fakat bizim tabii evveliyatı var bu işin. Evet. Biz çok eskiden, yani yaklaşık 25-30 yıldan bu tarafa hem çiftçilik hem de hayvancılık konusunda fiilen üretim yapan bir firmayız. Ama işin bu yem ve yem katkıları veteriner eza deposu olarak ilk defa 2021 yılında Doğa Nutrition'ı kurduk ve o zamandan bu tarafa faaliyetlerimize devam ediyoruz. Evet, Yusuf Bey ile birlikte. Evet, Yusuf benim yeğenim. Hı hı. Yusuf'un babası kardeşim bizim tarım ve hayvancılık kısmına bakıyor. Biz de Doğa Nutrition'a bakıyoruz. Evet. Bir ayrı şirketi. Harika. Yeri Ankara'da bu arada. Biraz kuruluşumuzdan ve neler yaptığımızdan bahsedelim Cengiz Han Bey. Tabii ki. Az önce de bahsettiğim gibi uzun zamandan beri bu işte uğraşıyoruz ama işin pazarlama kısmında da olalım diye düşündük. Ben hayvan besleme doçentiyim. Uzmanlık alanım bu. Yusuf çok uzun zaman hayvan besleme konusunda çalıştı sahada. Hem bu sahip olduğumuz birikimleri kullanalım, üreticilere aktaralım mantığıyla 2020 yılında Doğa Nutrition'ı kurduk. İlk başta sadece yem ve yem katkı maddeleri olarak faaliyete başlamıştık. Daha sonra eza depomuzu kurduk. İlaç, aşı, vitamin, mineral, bir işletmenin ihtiyacı olabilecek hayvan bütün ürünleri temin eden duruma geldik. Hem ürünlerin temin ediyoruz, hem laboratuvar desteği veriyoruz, hem veteriner hizmetleri, aşı, ilaç desteğini veriyoruz. İhtiyacı olan her şeyi karşılıyoruz bir üreticiyle. Evet, ve çoğu da ihraç oluyor. Nerelere, hangi ülkelere? Tabii. Şimdi biz ticaretimizin %60'ını aşağı yukarı ihraç ediyoruz. Özellikle Türk Cumhuriyetleri, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, onun haricinde Gürcistan ve Afrika, Irak. Afrika'da işte Uganda, Etiyopya gibi ülkelere ihraç ediyoruz aynı zamanda. Tabii belli bir kaliteye ulaştı Doğa firması. Nasıl, nelere dikkat ediyor? Ya tabii şimdi fuarı gördünüz işte. Evet. Bu işi yapan Türkiye'de yaklaşık 200'e yakın firma var. Bunların içerisinden sıyrılıp çıkabilmek, bir yere gelmek çok kolay değil. 2 yıl gibi kısa bir sürede belli bir aşamaya geldik. Buradaki en önemli şey kalite ve istikrar. Çünkü hayvanı besliyorsunuz, bir premix üretiyorsunuz, içerisinde bir sürü farklı madde var. Ondan sonra nasıl söyleyeyim, böyle şeye çok açık bir ürün. Hile yapmaya çok açık bir ürün. Dolayısıyla kaliteden taviz vermezsiniz. Üreticinin tüm ihtiyacını karşılayabilirseniz sektörde yer edebiliyorsunuz. Allah'a çok şükür biz de 2 yıl içerisinde kendi tahminlerimizin çok çok üzerinde bir yere geldik. Sizlere tekrar sektörde başarılar diliyoruz ve hayırlı fuarlar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Bir başka programda görüşmek üzere i̇nşallah, diyelim. İnşallah. Ve beraber ekrana veda edelim Cengiz Han Bey. Çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz, fuarımızı ziyaret etmeye devam edeceğiz. Doğa firmasındaydık. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez stüdyolarında.